Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hadi, hadi git bakayım. Arkadaşlar, hepinize yeniden merhaba. Öncelikli olarak kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda şu an elimde görmüş olduğunuz tabletten traktörümüze multimedya sistemi yapacağız. Aynı zamanda Çin'den kablosuz geri görüş kamerası aldım. Onun montajını yapacağız. Şu kamerayı da hemen göstereyim size. Ya oğlum bir dur ya sen de. Şöyle bir şey arkadaşlar. Ufak bir şey ama görüntü kalitesi falan fena değil. Aynı zamanda kutunun üstünde su geçirmemezlik konuşamadım. Su geçirmediğine dair bir şeyler yazıyor. IP67 sertifikası falan da artık su geçirip geçirmeyeceğini kullandıkça göreceğim. Bunu da koyalım kenara. Bu arada bu arkadaş da yaklaşık olarak bir ayda falan elime ulaştı. O gelene kadar ben de boş durmadım. Traktörün içine şöyle bir tablet tutucu yaptım arkadaşlar. Şimdi isterseniz önce gidip bu tutucuyu... bu tablet tutucuyu nasıl yaptığımı izleyelim. Sonra videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, yapım kısmını izlediniz. Son hali şöyle gördüğünüz gibi oldu. Şu kısmına değişik bir şekil vermeye çalıştım. Yani güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen şu kapımızın direğini sabitleyelim bunu. İçinizde yazanlarınız olabilir. Niye internetten hazır satılan tablet tutuculardan almadın gibisinden. Onlara baktım arkadaşlar. Hem plastik, sallanma ihtimali var. Hem de benim yaptığımda çerçeve olmayacak. Şimdi sabitleyince göreceksiniz. Herhangi bir çerçevesi olmayacak bunun. Ben şu kısımdan cıvatalarını sıkalım. Normalde arkadaşlar bu videoyu bundan yaklaşık bir ay önce çekip paylaşmayı düşünüyordum ama videonun başında da dediğim gibi geri görüş kameramız Çin'den geldiği için çok geç geldi. Bir de geçen hafta sabah uyandığımda boynum tutulmuştu. Ama yani öyle böyle tutulmadı. Gerçekten hastanelik etti beni. O yüzden bu zamana kadar sarktı video. Şimdi bakın. Taş gibi oldu bu burada. Yani oynama şansı yok. Şimdi bu tablet buradan nasıl sabit kalacak diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimde şöyle 3M'in çift taraflı bantları var. Bu bantları yapıştırdığınız zaman hem çok sağlam tutuyorlar hem de zorlayıp çıkarttığınız zaman herhangi bir iz bırakmıyorlar yüzeyde. Bunlardan şöyle koyalım birkaç tane. Bunu da çıkarttık. Şimdi şöyle bir ayarlayalım göz kararı.
Evet. Bakın arkadaşlar, şu an öyle bir yapıştı ki yani bunun buradan kolay kolay çıkma şansı yok. Yani tabletin arkası komple oynuyor. Sıra geldi arkadaşlar bu tableti nasıl şarj edeceğimize. Onun için şöyle bir adaptör yaptım ben. Bunun içinde arabalarda kullandığınız çakmaklık şarj aletleri var. Onun birini parçalayıp artı ve eksi kutuplarına birer tane kablo lehimledikten sonra şöyle bir kutu haline getirdim bunu. Niye böyle bir şey yaptın diye sorabilirsiniz. Haklısınız da. Bunun birinci nedeni bu traktörde çakmaklık girişi yok. Şöyle güç çıkışları var. Evet, yok değil ama şimdi şöyle göstereyim. Şu avometreyi DC konumuna getirip şuradan bir ölçüm alalım. Şimdi bakın şuradan 12-13 volta yakın bir voltaj evet alıyoruz. Ama bu voltaj sürekli var burada. Kontak açıkken de kapalıyken de sürekli bir elektrik var. Ben bunu istemiyorum. Benim istediğim kontağı açtığım anda tabletin şarj olması, kapattığım anda da şarjın kesilmesini istiyorum. Onun için buna en uygun nokta, hatta en yakın nokta diyelim, şurada arka sileceğimiz var. Bakın şu an kontak kapalıyken çalışmıyor. Açtığım anda çalışmaya başlıyor. En yakın buradan elektrik alabilirim. O yüzden burayı açıp buradan buna bir elektrik vereceğiz şimdi. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu kablosuz kameramız da 12 voltta çalışıyor. Onun da kontağı açtığım zaman devreye girmesini, kontağı kapattığım zaman devreden çıkmasını istiyorum. Onun elektriğini de yine buradan alacağız. Yani hepsini bir noktada alıp bitireceğiz işi. Önce şu panelimizi çıkartalım yerinden. Şimdi buradan sileceğimizin şu soketini çıkartalım arkadaşlar. Bu soket üzerinde yani %99,9 ihtimalle genel olarak kırmızı kablolar artıdır. Yine emin olmak için bir ölçüm alalım hemen. Bakın bu artımızı buna temas ettiriyorum. Eksiği de traktörün metal olan herhangi bir kısmından alabilirsiniz. Örneğin şuradan alayım ben. Bakın şu an herhangi bir ölçüm almıyorum. Kontağı açtığım anda yine 13 volta yakın bir voltaj alıyorum. Kapattığım anda voltaj gidiyor. Yani tam istediğim gibi. Şimdi bu kısımda ufak bir devre yapacağız. Elektrik devresi. Şunu çıkartalım. Kablomuzu aldık. Bunu tekrardan yerine takabiliriz. Aynı şekilde soketimizi de yerine takalım arkadaşlar. Şimdi buradan bir tane şöyle kablo uzattım. Arkadaşlar bu tesisatı bağlamadan önce şu geri görüş kameramızı da arkada yerine sabitleyip kablomuzu da buraya çekelim. Bir daha uğraşmayalım bununla. Evet arkadaşlar. Bunu da buraya yapıştırdık. Güzelce şu arka taraflardan kablomuzu da aldık. Şimdi kabinimizin şu kısmından da bir tane eksi kutup alalım arkadaşlar devremiz için. Burada fazlalık bir tane cıvata vardı. Hemen onun yerine sıkıyorum. Arkadaşlar şimdi bu adaptörümüzdeki artıyla kablosuz kameramızdan gelen artıyı bir sıkıyorum. İkisini birden. Daha sonra bu artı uçları çünkü uzattığım kablo şeyi artıyla birleştiriyorum. Yine klemensin diğer tarafına sıkıyorum bu kısmı da. Yine aynı şekilde eksi kabloları da birleştiriyorum bu her ikisinin. Eksi kısmı da traktörden aldığım şase ile birleştiriyorum. Evet, bağlantımız bu şekilde oldu. Şimdi sadece şuradan bir USB kabloyla tabletimize bağlamak kaldı. Bunun için de internetten farklı bir USB kablo aldım arkadaşlar. Baş kısmını göstereceğim size bunun. Oyuncu kabloları olarak geçiyor. Şöyle birbirine dolanmış da. Bakın şu kısmı böyle U şeklinde. Bunu getirip ben buraya taktığım zaman böyle daha şık gözüküyor. Şöyle hemen şu kısımdan alalım. USB kablomuzu da getirip burada adaptörümüze bağlıyoruz. Buradaki bağlantı kısmı bu kadardı. Şu kutuda hatırlarsanız arkadaşlar 5-6 ay önce traktöre bir ses sistemi bağlamıştım. Onun Bluetooth adaptörü. O videomuzu da izlemeyenler varsa şu sağ üst tarafa bir kart bırakırım. Oradan gidip izleyebilirsiniz.
Yani ben müzik dinlemeyi çok seven bir insanım ve her müzik dinlediğimde bu sistemle diyorum iyi ki bağlamışım. Mükemmel oldu bu. Şimdi kontağımızı açıyorum. Bakın şu an tabletimiz şarj olmaya başladı arkadaşlar. Şurada şarj işareti çıktı. Arkadaki kablosuz kameramıza bağlanmak için bunun bir tane uygulaması var. MRT kamera adında. Bu arada bütün bu aldığım malzemelerden tutun da kullandığım uygulamalara kadar bütün hepsini açıklama kısmına yazacağım. Oradan gidip daha detaylı olarak bakabilirsiniz siz de. Bu uygulamamıza giriyoruz. Girdikten sonra kablosuz olduğu için Wi-Fi üzerinden görüntü aktarımı yapıyor. Buradan kameramıza bağlanıyoruz arkadaşlar. MRT kamera Wi-Fi çıktı zaten. Şu an bağlandı. Ve gördüğünüz gibi şu anda arkayı gösteriyor. Yani baktığınız zaman açısı falan gayet güzel. Şimdi bu tablette kullandığım bir tane uygulama var arkadaşlar. Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Car Launcher Pro adında ücretli bir uygulama. Uygulama ilk yüklediğimiz zaman şöyle 3 tane orijinal teması var. Bunları siz kendiniz kafanıza göre düzenleyebiliyorsunuz. Ben traktöre uydurmak için böyle bir hale soktum. Neler var? İşte üst tarafta bağlantılar var. Konumdan hava durumunu gösteriyor. Havanın kaç derece olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda ekran parlaklığını kısıp arttırdığımız bir ton var. Burada tarih ve saatimiz var. Bu tarih ve saatin üstüne bastığımız zaman bir kere ekran koruyucuya geçiyor. Sağ tarafta da müzik çalarımız var. Birkaç tane telifsiz parça açalım. Buradan değişiyoruz. Buradan aynı zamanda sesini arttırıp azaltabiliyoruz. Üzerine bastığımız zaman da direkt liste çıkıyor karşımıza. Buradan daha kolay bir şekilde seçmek için. Neyse bununla durduralım. Şurayı sola doğru çektiğimiz zaman da burada bir trip metre çıkıyor arkadaşlar. Ya bunu biraz denedim. Yani hemen hemen doğru ölçüyor. Aynı zamanda bunu sıfırlayabiliyoruz da. Şuradan basıp sıfırlayalım. Altında da hız göstergesi var da ben onu çalıştıramadım. Zaten gerekli yok. Traktörde hız göstergesi var. Alt tarafta da işte belli başlı uygulamalar var. Nedir? Arka geri görüş kamerasının uygulaması. Saattir, müzik çalardır vesaire. Atıyorum tarlada çok canım sıkıldı. Telefondan internet paylaşımını açıp buradan YouTube'a girip buradan video bile izleyebileceğim bir hale soktum. Şimdi geldik buradaki son aşamaya. Ben traktöre binip kontağı açtığım anda arkadaşlar tabletin otomatik olarak açılıp ses sistemine otomatik olarak bağlanıp beni selamlamasını istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Bunun için de yine bir tane uygulamamız var. Adı MacroDroid adında bir uygulama. Ücretsiz bir uygulama bu. Buna giriyoruz. Açılsın. Evet açıldı arkadaşlar. Şimdi burada makro sihirbaz ekle var. Makro sihirbaz ekleye basıyoruz. Alttan pil ve güç kısmından şarj cihazının takılması çıkartılmasından şarj cihazı bağlandığında. Yani neden bunu seçiyorum? Çünkü ben kontağı açtığım anda tabletimiz şarj olmaya başlayacağı için şarj cihazı bağlandığında. Hemen tamam tamam dedim bunlara. Peki şarj cihazı bağlandığında ne olacak? Bu üst tarafta eylemler kısmına gelip öncelikli olarak ekrandan, ekranı aç kapattan, ekranı aç seçiyorum. Bunu bir kaydedelim. Şuna tamam bir erişebilirlik istiyor. Hemen bu şuna da izin verelim erişebilirlik olarak. İzin ver. Evet ekranı aç dedik. Bunu kaydedelim. Makro ismi girin diyor. Buna A dedim. Evet bu eklendi. Bakıyoruz. Şu an buraya eklenmiş makromuz. İkinci makromuz da yine aynı makro sihirbaz ekleden pil güçten şarj cihazı bağlandığındayı seçiyorum. Eylemlerden bağlantı Bluetooth'u yapılandır diyorum. Burada ses aygıtına bağlan sekmesi var. Ona basıp daha önceden eşleştirdiğim için ses sistemimi seçip onaylıyorum bunu da. Buna da B diyelim mesela. Bu da eklendi. Üçüncü olarak yine pil güç, şarj cihazının takılması çıkartılması seçtik. Eylemlerden medya kısmına geliyorum bu sefer. Ses oynat durdur. Buradan bir dosya seçelim hemen. Bu sesleri daha önceden indirmiştim ben. Mesela şurada hoş geldiniz var onu seçtim. Bunu da kaydedelim. Buna da C dedim. Evet reklam gösterdi. Reklamımız geçsin. Şimdi ekranı kapattım. Kontağı açıyorum. Ekranımız açılıyor. Ses sistemimize bağlandı. Hoş geldiniz. Ve selamladı beni.
Bu açılış kısmıydı. Bir de kontağı kapattığım zaman da aynı şekilde ekranı kapatıp beni bir uğurlama şeklinde bir şey söylemesini istiyorum. Yine buradan makro sihirbaz ekle diyoruz arkadaşlar. Pil güç. Şarj cihazının çıkartıldığındayı seçiyorum bu sefer. Eylem olarak ilk önce ekranımızı kapatsın. Ekranı kapat diyelim. Kilitlemesine gerek yok. Bunu kaydedelim. Buna da D dedim. Tekrar bir tane daha makro sihirbaz ekle diyorum. Buradan şarj cihazı çıkartıldığında eylem olarak medyadan ses oynat diyorum. Sesler kısmından nerede o? Evet, burada hoşça kalın var. Onu seçtim. Buna da E dedim. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar, bütün makrolarımız eklendi. Şimdi kontağı kapattım. Ekran Hoşça kapandı kalın. ve beni uğurladı gördüğünüz gibi. Ses sisteminden çıkması biraz zaman alıyor. O yüzden birazcık bekleyeceğim şimdi tam olarak ses sisteminden çıkması için. Tekrardan kontağı açacağım sonra. Şimdi bakın tekrardan açalım. Kontağı açtım. Ekranımız açıldı. Ses sistemimiz açıldı. Şimdi ses sistemimize bağlandı ve Hoş geldiniz. evet, teşekkür ederim. Kapatıyoruz kontağı. Ekran kapandı. Hoşça kalın. Bu kadardı arkadaşlar. Bu da böyle oldu. Yani değişik bir hava kattı traktöre. Şimdi isterseniz ufak bir tura çıkalım. Geri görüş kamerasını test etmek için. Bağlansın Hoş sistemlere. geldiniz. Hoş buldum canım. Mükemmel müzikler. Şimdi buradan açıyorum kameramızı. Kamerası valla beklediğimden iyi çıktı. Açısı falan gayet güzel. Şimdi mesela şuraya geri görüş kamerasından yanaşalım bakalım. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, uygulamamız bu şekildeydi. Beni Instagram hesabımdan takip edenler böyle bir video geleceğini tahmin etmişlerdir diye düşünüyorum. Çünkü geçenlerde bununla ilgili bir hikaye paylaşmıştım. Bu arada lafı gelmişken söyleyeyim. Instagram hesabımdan da elimden geldiği kadar kısa videolar falan paylaşmaya çalışıyorum. Beni oradan da takip ederseniz gerçekten çok mutlu edersiniz. Videomuz da bu kadardı. Elimden geldiği kadar size her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalıştım. Bir beğeniyi çok görmezsinizdir diye düşünüyorum. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Neyse artık, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.